Neye yanayım bilmiyorum ki. Hangi birine? O gün evden çıkmak istemeyen, PlayStation oynamayı isterken Fikret Orman, Serkan Yazıcıoğlu, Ahmet Türkmezgil, Fatih Doğan'la yine Beşiktaş'la ilgili toplantıya gitmene engel olamayan kendime mi? Gel dedim, evin oralarda yapın dedim, onda bile. Ahmet Türkmezgil'in eşi yoğun bakımda. Bizim Balıkçı'ya yakın hastanede eşi. Ne olur ne olmaz, eşine bir şey olur, orada olsun demiştin. Onda bile yine başkasını düşünmüştün. O gece seni kimse düşünmese de, sen herkesi düşünürdün. Hayatta bir şey olamamış, dışlanmış, hiç sevilmemiş, anca silahla kendini adam sanan mafyacıklar, katiller, Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccat Yeşil, Serkan Dakman ve diğer magandalara mı yanayım? Verdikleri yalan ve trajikomik ifadelere mi? Yoksa senin aslanlar gibi tek başına mücadelene sessiz kalan, sözde masada oturduğun arkadaşlarına mı? Adam diye geziyorlar ya hala, şaka gibi. Senin yanında birine bunlar yapılabilir miydi? Ah şafağım ah! Neye yanayım? Yine sessiz kalan, ekmek verdiğin cundalı personeline mi? Sen kan kaybederken dakikalarca ambulans beklenmesine mi? Kimse mi arabasını almamış, akıl edememiş? Sanki boynuna bir şey olmuş. Al arabana götür işte. Ya ikinci gün cundalının açılması? Sen olsan kırkını beklerdin. Hatta kapardın o mekanı öyle. Adamdın sen sevgilim. Sende maddiyat değil maneviyat vardı. Senin yanında başkasına kime olursa olsun bunlar olsaydı yine kendini siper ederdin. Tıpkı yıllarca Beşiktaş'la ilgili hiç suçun yokken kendini siper ettiğin gibi. Kongreye bile aslanlar gibi tek başına gidip suçlanmadığın şeyleri sahiplenmen gibi. Hiç korkak olmadın. Kimsenin arkasına saklanmadın aşkım sen. Kardeşim diye her saniye seni arayanlar, senden bir şey isteyenler, senden alıp götürenler yoktu cenazende. Borçlu olanlar borcu vardı diye geziyor etrafta. Mesela Bülent abim dediğin, kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım. Benimse tam da senin istediğin oldu küs olduğum. Barışmamı istediğin herkes geldi. Senin benim için çok üzüldü. Çünkü senden çıkarları yokmuş. Hele değerlin Türkan teyzen yalnız bırakmadı. Daha önce tanışamadığım akrabaların sağ olsun hep aradı beni. Öyle yüce gönüllü bir adamdın ki sen, Eymen'in okul masrafından sağlık sigortasına kadar düşünen, her anlamda babasız büyüttüğüm evladıma aslanlar gibi babalık yapan, adam gibi adamdın. Her gün seni soruyor, o da çok özledi seni benim gibi. Herkesle sen ilgilenirdin, çevrendeki herkese maddi manevi sen bakardın. Tanımadığımız SMA'lı çocuklara yardım ederdin. Bir tane meleğin ilaç parasını sırf yaptığın yayınlarla topladın ve şu an çok sağlıklı. Her şeyden önce çok iyi bir insan, kızlarına aşık bir babaydın. Allah'ın belki de yükünü gördü, üzüldü, yanına aldı seni. Şu an inşallah cennetten bizi seyrediyorsundur. Üzülme diyorlar aşkım, sen üzülürsen üzülür diyorlar. Ne olur üzülme ama ben çok zor dayanıyorum. 5 kilo verdim, yanımda olsaydın belki beğenmez ayrılırdın benden. Keşke böyle olmasaydı ama Rabbim dayanamayacağın yük vermezmiş. Bu da benim sınavım. Çok mücadele ettik, ilk kez bu kadar çok sevildim. Ben de çok ama çok sevdim. Allah senden razı olsun. Varsa hakkım sonuna kadar helal olsun. Hakkını helal etmişsindir umarım sen de bana. Davanın peşinde olacağım. Ağırlaştırılmış müebbet aldıkları gün yüküm az da olsa hafifleyecek. Seni son nefesime kadar seveceğim. Adını yaşatacağım. Acımı ancak yaşayanlar anlar. Gece olsun istemeyenler. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Herkes hayatına mutlu mesut devam ediyor. Benimse her günüm aynı. Allah düşmanımın başına bile vermesin. Sabır diliyorum kendime. Sevdiklerinin yokluklarıyla sınanan herkese. Geçmeyecek ama azalacak. Sabır. Allah'ım anneciğime, babacığıma, abiciğime ve biricik evladıma sağlık huzur versin. Onlardan Allah razı olsun. Beni bu günlerimde yalnız bırakmadılar.